Bugün 14 Ağustos günlerden çarşamba, Star Ana Haber ile karşınızdayız. AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki törende kürsüye çıktı. Siyasetten ekonomiye, muhalefetten Orta Doğu gerilimine kadar önemli saptamalarda bulundu. Milletin AK Parti'den beklediği kapsamlı değişim için düğmeye bastıkları mesajını paylaştı. Kendini yorulmuş hisseden kenara çekilip soluklansın diyerek parti kademelerine seslendi. Kimsenin bize ayak bağ olmasına müsaade etmeyiz diyerek de uyarısını ekledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Büyük kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. AK Parti'de yerel seçim muhasebesi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlarla partide değişime işaret etti. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Erdoğan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Değişim tartışmaları için parti teşkilatlarına seslendi. Kendini yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Siyasette normalleşme tartışmaları sıcaklığını korurken sözü CHP'ye getirdi. CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir. Bizim temennimiz CHP'nin milletin değerleriyle barışması, yani normalleşmesidir. Muhalefetin söylem düzeyinde değiştiğini söyledi. Diyalog sürecinin önemine işaret etti. Terörle mücadele, ailenin korunması, tüm dünyada artan İslam karşıtlığı gibi tehditler iktidar ve muhalefetiyle daha fazla konuşmamızı, temas ve diyalog halinde olmamızı elzem kılıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemideki delikleri büyütmenin, hatta siyasi itirazların esiri olarak yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz. Türkiye'nin farklı yaşam tarzları üzerinden karşı karşıya getirilmek istendiğini söyledi. Türkiye'de bu çatışmayla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen kökü dışarıda girişimlerin tamamının farkındayız. Kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Orta Doğu'da İsrail-Filistin gerilimi sürerken gözler yarın mecliste olacak. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz olacak. Yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek. Filistin gündemiyle toplanacak olan mecliste Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşacak. Özgürlük mücadelesi veren Filistin halkının sesini dünyaya bir kez de meclis kürsümüzden duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınki özel oturum öncesinde ise Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. 23. yaşını kutlayan AK Parti bugün yeni katılımlar gerçekleşti. AK Parti'ye katılma kararı alan 2 milletvekiliyle 13 belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Millet için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var diyerek de AK Parti'ye katılımların devam edeceği mesajını verdi. AK Parti'nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İYİ Parti'den istifa edip bir süre bağımsız kalan milletvekilleri Seyitan İşsiz'le Ahmet Ersagun Yücel AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti ailemize katılım gösteren İstanbul milletvekillerimize hayırlı olsun diyoruz. 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti'ye yeni katılımların olacağı açıklanmış ama isim verilmemişti. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye ve bu millet için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.
ve bugün beklenen katılımlar gerçekleşti. 31 Mart'ta yeniden Refah Partisi'nden seçilen Adana Feke, Erzurum Aziziye ve Köprüköy, Ordu Çaybaşı, Samsun Ayvacık ilçe belediye başkanlarıyla 3 belde belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Emrullah Akpınar'ı davet ediyoruz. Toplam 13 belediye başkanıyla 2 milletvekili katıldı AK Parti'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri takarken zaman zaman zorlandı. Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar'ın da AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, Gülpınar, bir bakanımız nabzımı yokladı. Ben de halka rağmen siyasetin olmayacağını ifade ettim. Halkımızın nabzını tutacağız. Halk bizi nerede görmek istiyorsa orada oluruz. Hayırlısı olsun dedi. Yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinde AK Parti ile Yeniden Refah karşı karşıya gelmişti. Bugün Yeniden Refahlı 9 belediye başkanının AK Parti'ye geçişiyle ilişkiler yeniden gerildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün yaptığı sert açıklamada siyasi şantaj suçlaması yaptı. Yanıt veren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise yerel seçim sürecinde Yeniden Refah'ın sırf AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak için geçmiş İşte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürdüğünü söyledi. ...31 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'nden seçime girip kazanan 9 belediye başkanının bugün AK Parti'ye katılması iki partiyi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün sosyal medyadan partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadır paylaşımını yaptı. Şahsi ikbali uğruna saf değiştirenleri milletimiz elbette affetmeyecektir yazdı. Yeniden Refah Partisi'nin 63 belediyesinden 13'ü partimizden ayrıldı. Bu olağan bir durum değil. Yer değiştirmek bu anlamda gidene de yaramaz, alana da yaramaz. Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın eleştirilerine Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir paylaşımıyla cevap verdi. Köprüköy Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden transfer edilen 9 belediye başkanı bugünkü törenle resmen AK Parti'ye katıldı. Gözlerse bu polemik sonrası başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar olmak üzere Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye başka katılımlar olup olmayacağında. Sayın Gülpınar partimizdedir. 5 yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır. Efendim, AK Parti'ye katılımlara CHP'den de tepki var. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Güneş Motel göndermesi yaptı. Halkın takdirine bırakıyorum ifadesini kullandı. Başarır, sokak hayvanları düzenlemesinin iptali için yarın Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı. Güneş Otel olayını falan örnek veriyordu Cumhurbaşkanı. Kuruluş yıl dönümünde bunu bir gurur vesilesi olarak veriyor. İki milletvekili ve 13 belediye başkanının katılımının ardından CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, AK Parti yönetimini Güneş Motel hatırlatmasıyla eleştirdi. AKP'nin 23 yıl sonra geldiği nokta 15 belediye başkanı, iki milletvekilinin geçişiyle övünmek olmuş. Yani bunu halkımın takdirine bırakıyorum. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme tartışmalar eşliğinde kabul edilmiş, CHP yönetimi de yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurmuştu. Hazırlıklar tamamlandı. CHP iptal için yarın Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalacak. Dilekçemizi hazırladık. Yarın başvurumuzu yapacağız. Anayasa Mahkemesi gerek anayasaya, gerek vicdana, ahlaka, hukuka aykırı olan bu yasayı iptal eder. CHP'de tüzük kurultayı hazırlıkları sürerken Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da yeniden tartışma konusu oldu. Nedeni de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız sözleri. Birçok arkadaşımız da adaylığı düşünebilir yeri ve zamanı geldiğinde ama bugün bizim gündemimizde
isimlerden daha çok kazanmak var. Herkesin gönlünden geçebilir. Buna sonsuz saygı duyuyoruz. Ama bunu tartışmanın yeri ve zamanı seçim kararı alındığı gün. Bir yanda İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misillemesi, diğer yanda Gazze'de aralıksız süren İsrail vahşeti. İkisinin arasında şöyle bir bağ kuruluyor artık. Eğer bu hafta İsrail ile Hamas arasında yapılması beklenen görüşmelerden ateşkes çıkarsa, Tahran İsrail'i vurmaktan vazgeçebilir. Reuters haber ajansı bu iddiayı 3 İranlı yetkiliye dayandırdı. Amerikan Başkanı Biden da bu konudaki beklentisini aktardı. Ama bu gerçekleşir mi? Büyük bir soru işareti. Çünkü uluslararası gözlemcilere göre İsrail açıkça ateşkes istemiyor. Hatta savaşın bölgeye yayılması için elinden geleni yapıyor. Sadece birkaç gün içinde Gazze'de çoluk çocuk, hatta bebeklerin içinde olduğu yüzden fazla kişinin öldürülmesi de bu sava kanıt gösteriliyor. Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi toplantısında kurdu bu cümleyi. Amerika dahil birçok ülke bir yandan İsrail'le yeni silah anlaşmaları imzalayıp bir yandan ateşkes cümleleri kurarken. İsrail ordusu son birkaç gün içinde Refah'ta Hamas militanı diyerek 100 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. Delil diye paylaştığı görüntü buydu. Amerika Birleşik Devletleri ise mükafat gibi İsrail'e 20,3 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Masalarda ateşkes için metinler hazırlanırken Gazze'de acımasız katliamlar yaşanmaya devam ediyor. Aser ve Aysel bebekler babaları doğum belgelerini almaya gittiğinde henüz 4 günlüktü. Babaları evden çıktıktan sonra bina İsrail tarafından vuruldu. 4 günlük ikiz bebekleriyle eczacı eşinin cenazeleri başında ayakta durmakta zorluk çekiyor acılı baba. An Yunus'ta ise bir eve yönelik bombardımanda 10 kişi can verdi. Tek hayatta kalan 3 aylık bu kız bebek, yüzü ve vücudu yara bere içinde. İsrail bir yandan da İran'dan gelecek olası saldırıya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Biden bir ateşkes anlaşması olması durumunda İran'ın saldırı yapmaktan vazgeçmesini umduğunu söyledi. Taraflar arasındaki pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerinden yürütülüyor. Müzakerelerle ilgili diğer önemli bir konuysa Hamas siyasi büro başkanı Yahya Sinwar'ın durumu. Sinwar'ın Gazze'de bulunmasının müzakere masasına gelen konulara onay veya cevap verilme süresini uzatabileceği değerlendiriliyor. Türkiye'nin destek verdiği müzakerelerin gelecek günlerde sonuçlanması bekleniyor. Kadın cinayetinin adresi İstanbul Bağcılar. Vahşet sabah saatlerinde yaşandı. Eşini bıçaklayan adam polisi arayarak teslim olacağını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken hastaneden talihsiz kadının hayatını kaybettiği haberi geldi. Tugay Saday'ın özel haberi. Aldatma tartışması kanla bitti. Öfkeli koca suçladı, eşini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sabah saatlerinde İstanbul Bağcılar'da işlendi. Çetin Kaya çifti yaklaşık 8 ay önce evlenmişlerdi. İşte bu binada oturuyorlardı. İddiaya göre çift arasında bir süredir tartışma vardı ve o tartışma sabah saatlerinde bir kez daha alevlendi. 32 yaşındaki İsa Çetin Kaya eline bıçak aldı. 29 yaşındaki eşine peş peşe saplamaya başladı. Boğazına ve karnına bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken öfkeli koca telefona sarıldı, polisi aradı. Eşini öldürdüğünü ve teslim olacağını söyleyerek ekip istedi. Olay yerine giden polis ekipleri cani kocayı gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile ise cenazeyi almak için adli tıp kurumuna geldi. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu sebeple de tartıştıklarını söyledi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi.
İstanbul Sultan Gazi'de güpegündüz sokak ortasında bir kadın tacize uğradı. Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şüpheli yakalandı efendim. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 15 yaşındaki zanlı çocuk şube ekiplerine teslim edildi. Tam burada bir kadın bağırıyordu birisine. Rahat bırak beni, sen ne istiyorsun falan filan diye bir bağırmaya başladı. Güpegündüz sokak ortasında önünde yürüyen hamile kadını taciz etmeye çalıştı. Çevredekilerden tepki gelince koşarak kaçtı. Olay sabah saatlerinde İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Sağlık personeli kadın sabah saatlerinde nöbetten çıkmış evine doğru gidiyordu. Cebek Caddesi'nin yan sokağına geldiğinde ise arkasında birinin olduğunu fark etti. Bundan rahatsız olan kadın yavaşlayarak onun önüne geçmesini bekledi. Ancak 15 yaşındaki yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüpheli kadının önünü kesti. Ardından kollarından tutup taciz etmeye kalkıştı. Yani dedi abi ben hamileyim dedi. Bana ileri geri konuştu dedi. Fiziki müdahale de etti tabii. Ondan sonra kadın ağlamaya başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine saldırgan koşarak uzaklaştı. Ben zaten sokağa bakıyordum. Bayan geliyordu. Sonra bir genç önünü kesti. Arkadaşını mı tanıyor musun falan filan dedim. Hayır dedi abi dedi. Bayan bağırınca bir el hareketi de yaptı. Ben de oradan müdahale ettim. Hızlı adımlarla koşarak sola doğru kaçarak uzaklaştı. Ondan sonra o bu tarafa doğru kaçtı. Şoka girdi o arada. Ben de polisi aramasını istedim. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerindeydi. Yapılan çalışma sonrasında kimliği tespit eden şüpheli cinsel saldırı suçundan yakalanarak çocuk şube amirliğine teslim edildi. Korkunç haberin adresi Antalya. Jeep arızalıydı. Sürücü kontrol için indiğinde kaymaya başladı. Aracın içinde ise eşi ve kızı vardı. Jeep'i durdurmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Sonrası çok korkunç efendim. Araç uçurumdan yuvarlandı. Genç anne öldü. 1 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Safari aracı geri kaymaya başladı. Yol kenarındaki duvara çarpan araç 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı böyle yuvarlandı. Otomobili durdurmak için hamle yapan babanın çabası yetmedi. Korkunç olayda anne hayatını kaybetti, 1 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde yaşandı yürek yakan olay. Emre Alıcı, 31 yaşındaki eşi Esma Alıcı ve 1 yaşındaki kızlarıyla gezinti yapmak için evden çıktı. Aile safari araçlarına bindi ancak iddiaya göre araç çalışmadı. Emre Alıcı kontrol amacıyla araçtan indiğinde freni boşalan Jeep rampa aşağı geri kaymaya başladı. Emre Alıcı aracı durdurmak için elinden geleni yaptı ancak araç önce istinat duvarına çarptı sonra kaymaya devam etti. Alıcı yola savruldu. Safari aracı ise 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esma Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. 1 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuk cerrahisi bölümünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'da otobüs şoförü sigara yakmak için gözünü yoldan ayırdı. Tam önündeki iş makinesine olanca hızıyla çarptı. Kaza anı otobüsteki kameraya da yansıdı. Malatya'da ise kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Direksiyonda sigara içmek istedi, bedeli ağır oldu. Kaza Aydın'da görüntülendi. Yolcu otobüsü şoförü bir sigara yaktı, sonra da çakma yerine koymak istedi. Gözünü yoldan ayırmıştı. Tam önündeki iş makinesini görmedi ve arkadan çarptı. Otobüsteki kameranın kaydettiği ihmal ve sonrasında yaşanan kazada biri ağır 8 kişi yaralandı. Malatya'daysa Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Can kaybı yoktu. 26 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
İstanbul Nişantaşı'ndaki estetik merkezine yaptırdığı çene dolgusu hayatını kararttı. Makyaj sanatçısı Arzu Yurter'in yüzü operasyon sonrası beze ve şişlerle doldu. Suç duyurusunun ardından mahkeme Türkiye'de doktorluk yapma yetkisi bulunmadığı belirtilen sanığı ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırdı. Nişantaşı'nın göbeğinde bir yere gidiyorum. Hani böyle bir kuaför salonu değil, bir güzellik salonu değil. Her yerde herkes onu doktor, doktor, doktor diye tanıtıyor yani. İşlemlerinden bahsediyor, botokstan, dolgudan bahsediyor. Ama gerçek farklıydı. Daha güzel görünmek için yaptırdığı çene dolgusu nedeniyle sağlığından oldu. Yüzünde geçmeyen beze ve şişlikler oluştu. Avukatım araştırdı, tabipler odasında herhangi bir kaydı yok. Ruhsat yok. Makyaj sanatçısı Arzu Yurter sosyal medyada gördüğü reklamlar üzerine 2019 yılında dolgu yaptırmak için Nişantaşı'ndaki bir estetik merkezine gitti. Bütün sosyal mecralarda her yerde kendisini doktor olarak benim de tanıdığım birçok ünlü arkadaşımın da kendisine gittiği kişi olarak tanıttığı için açıkçası benim aklıma hani eksi bir şey gelmedi yani. Talihsiz kadın gider gitmez kendisini sedyede buldu. Çenesine dolgu işlemi yapıldı. Fiyat alayım, fikir alayım diye gittim kendisine ama bir anda hemen anestezileri, sürün kremleri, şunu yapalım dedi. Hazır enjektör, içiniz sıkılmış dolgu maddelerinin dediği silikonlar hepsi işlem yaptığı alandaydı. Hazır şeklindeydi. Ancak işlem sonucunda malzemenin kalitesizliği ve uygulamanın yanlışlığı sonrasında talihsiz kadının yüzünde bazı izler ve şişlikler oluştu. Ağzım kaymaya başladı, sesim gitti, sıktığı her neyse işte o silikon malzemesi benim bütün aktı lenf bezlerimi tıkadı. Morali alt üst olan talihsiz kadın zamanla iyileşeceğini umut etti ama beklediği gibi olmadı. En sonunda başka bir yerde yüzündeki bezeleri aldıran Arzu Yurter verdiği ücreti geri talep etti. O zamanın parasıyla 4000 liraya yakın bir paraydı. Ondan sonra zaten film orada koptu. Bir sürü tehdit, hakaret, taciz, mobbing yani aklınıza ne geliyorsa ben o dönem bunların hepsini yaşadım. Yurter kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Açılan davada savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın avukatı da sanığın yurt dışında doktor sıfatını haiz olması Türkiye sınırları içerisinde gerekli şartlar yerine getirmediği sürece kullanmasına manidir. Sanık, İstanbul Pendik'te Marmara'ya biletsiz binmek isteyen iki kişi onlara engel olan güvenliğe saldırdı. Dahası zanlılardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Bütün olup biten cep telefonu kamerasına yansıdı. Marmara istasyonunda kavga çıktı. Birbirine giren iki gruptan bir kişi güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. İstanbul Pendik'teki Marmara istasyonunda tren bekleyen iki grup arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Adam sallanıyor. Treni bekleyen yolcular ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Tam o sırada grubun içinden biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Bir kişinin yaralandığı kavga güçlükle ayrılırken çevrede büyük panik yaşandı. Bir hafta önce 1 lira 73 kuruş indirim yapılan benzine bu defa zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı 85 kuruş artacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yok. Benzine bu gece yarısı zam geliyor, haberiniz var mı? Her zaman geliyor, haberim yok. Bunu zam olarak görmüyoruz, alışkanlık diyelim artık. 45 lira, 50 lira herkes alıştı. İndirim sevinci bir hafta sürdü, benzine yine zam göründü. Bir lüks haline geldi taşıt kullanmak. Ben depoya devamlı full alıyorum çünkü devamlı zam geliyor, daha fazla tasarruf etmiş oluyorum. 6 Ağustos'ta benzinin litresine 1 lira 75 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak artan petrol fiyatları sebebiyle bu gece yarısından itibaren geçer olmak üzere 85 kuruş artış kararı alındı. 2 liralı 3 liralara alıştığımız için artık 85 kuruş bize çok şey geliyor. Sürekli zam.
Sonra ürünlere zam geliyor, arkadaki ürünlere. Şu anda İstanbul'da bulunduğumuz akaryakıt istasyonunda benzinin litresi 43 lira 61 kuruşa satılıyor. Ancak yapılacak zamdan sonra litre fiyatı 44 lira 46 kuruşa yükselecek. Şu anda zaten benzin fiyatları çok yüksek. Her gün zam geliyor, sonrasında 1 lira aşağı düşürülüyor, tekrar 1,5 lira yukarı çıkıyor. İnsaflı davranmışlar. 85 kuruş alıştık yani, çok fazla bir zorlamayacaktır bizi. 400'e 500'e doldurduğumuz depoları şimdi artık 2000 liraya, 3-4 ay sonra da 3000 lira, 3500 lira. Ayda 3 depo neredeyse yakıt alıyoruz. Yani dolayısıyla bu da bizi... Ne kadar harcıyorsunuz yakıt için efendim? En azından ayda 10.000 liraya yakın bir maliyet çıkıyor cebimizden. Motorin ve LPG fiyatlarındaysa herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Mazotta yok mu? Mazotta yok. O zaman bize iyi bir haber bu. Bu konu üzerinde gerçekten bir hassasiyet bekliyoruz yani hepimiz. Fiyat sabitlemek mümkünse tabii ki yapılabilir. 9 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Yaklaşık 3 hafta kala alışveriş telaşı hat safhada. Bazı kırtasiye ürünlerine geçen yıla oranla %70 zam geldi efendim. Geçen sene 1000 liraya dolan okul çantası bu yıl en az 2000 liraya doluyor. Sırt çantası, kalem kutusu, suluk, defter, liste uzayıp gidiyor. İhtiyaçlar çok ancak artan fiyatlar velileri kara kara düşündürüyor. Çünkü geçen yıla göre kırtasiye ürünlerinin fiyatında neredeyse 2 kat artış var. Geçen sene 2 çocuğuma kırtasiye ücreti 15 bin civarında demiştim. Şu an bir çocuğumun kırtasiye ücretini 20 bin üzeri düşünüyorum. Geçen yıl bir sırt çantasının doldurma maliyeti 1000 liradan başlıyordu. Ancak bu sene sırt çantasının kendisi 1000 lira. Hem yerli üretim anlamında hem de dışarıdan ithal edilen ürünler açısından düşünecek olursak %30 ile %60 hatta %70'e varan kırtasiye ürünlerine bir fiyat artışıyla karşılaşıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar bayağı yükselmiş. Devletten ricamız KDV değerlerini indirilmesi, velilere yardımcı olmasını rica ediyoruz. Masraflar öğrencinin ilk ihtiyacı olan okul çantasıyla başlıyor. Geçtiğimiz yıl 1000 liraya dolan okul çantasının bu yıl kendisi 1000 lira. Peki o okul çantası ne kadara doluyor? Bir ilkokul öğrencisi için okul çantası hazırlayacağız ve içine en temel ürünleri koyacağız. Tabii ürünlerin vazgeçilmezlerinden biri de sırt çantası. Hemen ilkokul öğrencisi olduğu için tabii defter bolca gerekiyor. 4 tane defter ekliyoruz. Ve yanında da yaklaşık 5 tane kalem ekliyoruz. Bunların da toplamı 600 lira. Beslenme çantalarının fiyatları lisanslı olup olmadığına göre değişiyor. O yüzden biz de aralarından en uygununu seçtik. Bunun da fiyatı 300 lira civarında. Kalem kutusu da gerekiyor. Kalem kutusunda burada yine en uygun fiyatlı olanlarından birini seçtik. Bu da 250 lira. Yani burada şu anda en temel okul ihtiyaçları var. Yaklaşık bizim sırt çantamız tam 2000 liraya doldu. Geçtiğimiz yıl sırt çantası ortalama 500 liradan, kalem kutusu 65 liradan satılıyordu. Fiyatlar bu sene daha fazla artış gösterdi. Okullar açılmadan biraz erken gelmeye çalıştım. Üniversite öğrencileri ise yurt arayışında. Fiyat geçen yıla oranla ortalama %60 zamlandı. İstanbul'da öğrenciler için yurt fiyatları yıllık 100 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Lüleburgaz'dan geliyorum. Şehir dışından gelen öğrenciler için yurt fiyatları %60'lık zamla güncellendi. Tek kişilik odalar ortalama 23 bin lira, iki kişilikse 18 bin lira. Öğrenciler için barınacak yer arayışı başladı. YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin kimi eğitim için şehir dışındaki üniversiteleri tercih etti. Şimdi kimi ev kiralamaya çalışıyor, kimi ise yurtları gezip fiyat araştırması yapıyor. Hemen belirtelim, yurt fiyatları artık geçen seneye oranla %60 daha zamlı. 2024-2025 sezonunda 100 bin lirayla 300 bin arası değişkenlik sağlıyor. Tabii bu fiyatlar ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor. Burası Şişli'deki özel bir yurt. İşte fiyatlar. Yurt fiyatları olaraktan da oda tiplerimize göre ve konseptine göre fiyatlarımız değişkenlik göstermektedir. Tek kişilik odalarımız 21 bin, 23 bin arasındadır aylık fiyatları. İki kişilik odalarımız 18 bin liradır. 3 kişilik odalarımız 16 bin, 4 kişilik odalarımız ise
13 bin ile 14 bin arasında değişmektedir. Lüleburgaz'dan geliyorum. İstanbul'da okuyorum. Yurt tercih etme sebeplerinden bir tanesi güvenlik ve ekonomi. Yani ev maliyetleri çok fazla olduğu için bu yurdu tercih ettim. Evde olduğunuz zaman zaten kira ödüyorsunuz, faturalar, internet. O yüzden yurt daha iyi yani bu konuda hepsinin bir arada olduğu bir şey. Yurtlarda fiyatlar zamlı ama ev kiralarıyla kıyaslanınca öğrenciler için yurtta kalmak kimi ilçelerde daha avantajlı olabiliyor. Bizim yurdumuzun kapasitesinin şu anda %55'i dolu şeklindedir zaten. Kalan kısımları ise sonuçların açıklanmasıyla beraber gelen talepler doğrultusunda dolacaktır. Kağıthane'de ideal 18. şubedeyiz. Şubemizde 2, 3, 4 ve 6 kişilik odalarım mevcuttur. Verdiğimiz hizmetlerimizin içerisinde sabah kahvaltımız ikram olarak verilmektedir. Onun yanı sıra haftanın 5 günü oda temizliğimiz, ücretsiz ütü servisimiz, ücretsiz yıkama servisimiz hepsi mevcuttur. Aynı zamanda 24 saat kızlarımıza güvenlik sağlayan personellerimiz vardır. Özel bir üniversitede psikolojik danışmanlık okuyorum. Beşiktaş'ta kalıyorum ama normal ortalamaya göre uygun bir yer yani. Normalde ortalama 17 bin lira falan, 17-18 bin lira falan ev kiraları burada. Elazığ'da dükkanını kiralamaya çalışan bir kişi enflasyon karşısında ücreti değerinde tutabilmek için kendince bir yol belirledi. Dükkanını geçmişte aylık 400 ekmek karşılığında kiraya veren mülk sahibi artık aylık 2 gram altın ya da 100 kilo mazotun karşılığı olarak belirledi. Aylık 2 gram altın, 100 litre mazot ya da senelik 50 bin lira. Kiralama şartları bu. Arayan şu an var fakat şaşırıyorlar ticaret olarak nasıl böyle bir şey ilk defa görüyorlar. Elazığ'da yaşayan Fethi Ahmet Taş geçtiğimiz yıllarda 40 metrekarelik iş yerine 400 ekmek ücreti karşılığında kiraya vermişti. Yani 400 ekmeğin o ay ücreti ne tutuyorsa kiracı onu ödeyecekti. Geçtiğimiz günlerde kiracı iş yerini boşalttı. Taş'ta yeniden ilan verdi. Bu kez şartlarını değiştirdi. Aylık ya 2 gram altın ya da 100 litre mazot ücreti istedi. Ha kağıt parayla takas etmişiz, ha mazotla ya da altından ya da ekmekle fark eden hiçbir şey yoktur. Ha ben kiracı olsam yani hepsi de pahalı yani sonuçta hangisini seçeyim? Değişik bir bakış açısı. Mülk sahibi kiracı eğer senelik peşin ödeme yapmak isterse de 50 bin lira ücret belirledi. Tutacak arkadaşlar, hayırlı olsun. Emekliliği gelenlere önemli bir uyarı ile devam ediyor bültenimiz. Emeklilik süresi dolmasına rağmen emekli olmak için önümüzdeki seneyi bekleyenler ciddi maaş kaybıyla karşılaşabilir. Oran yaklaşık %30-35 civarında. 2024 yılında emekli olmanın 2025'e göre daha avantajlı olduğu sonucu kendiliğinden ortaya çıkıyor. %30-35'lik kayıp ortaya çıkar. Emekliliğe hak kazananlar elini çabuk tutmalı çünkü enflasyondaki hızlı düşüş maaşları da etkileyecek. Emekliliği 2025'e bırakana daha az maaş bağlanacak. Bir seferlik değil, bütün emeklilik yaşamı boyunca ortaya çıkacak bir fark daha sonraki yıllara da sirayet edebilir. 2024 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yapılan yaklaşık %85'lik artış yeni emekli olacakların maaşlarının da yükselmesine sebep oldu. Ancak dilekçe vermeyi bir sonraki seneye erteleyenler için bir risk söz konusu. Emekli aylığını belirleyen bir takım parametreler var. Aylık bağlama oranı, güncelleme katsayısı, büyüme hızı gibi. 2025'te Merkez Bankası %38 olarak enflasyon hedefini belirledi. Aylıklar da bu fiyat artışlarına göre şekillendiği için 2025'te emekli olacaklar açısından 2024'ün daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. 31 Aralık'a kadar dilekçesini veren özel sektör çalışanıyla 15 Ocak 2025'e kadar dilekçesini veren kamu işçileri açısından emekli aylığı bağlama koşulları 2024 kuralları için geçerli. Örneğin 2024 senesi içerisinde emekli olursa 30 bin lira aylık bağlanacak bir kişi eğer başvurusunu 2025'e bırakırsa yaklaşık 7 bin lira kaybı olabilir. Ocak ayında açıklanacak enflasyona göre bu rakam değişiklik gösterebilir. Enflasyon ne çıkacak onu tahmin edemiyoruz ama bu düzeyde giderse %30-35'lik bir farkın ortaya çıkacağı kesin. Gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.
Değişiklik olmazsa yıl sonuna kadar binlerce kişinin emeklilik başvurusunda bulunması bekleniyor. Bakanlıkta bir çalışma yapılacağını açıkladı. Bir kanun değişikliği olursa ve bir düzenleme olursa bu fark ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bunun bir yasal düzenleme olması ve meclisten geçmesi gerekir. İlginç görüntülerden derlediğimiz bir yurt turu var sırada. Süt kazanının başındaydı. Patlamayla birlikte ne yapacağını şaşırdı. Kaynayan süt üstüne döküldü. Korku ve acı içinde kaçtı. Kayseri'deki süt fabrikasında temizlik sırasında kazanlardan biri patladı. O dehşet anı kameradaydı. İşçilerden biri ağır yaralanıp hastanede tedavi altına alındı. Bursa'daysa bir grup gece yarısı sokakta sohbet ediyordu. Bir mahalleli onlara sessiz olun uyarısı yaptı. Böylece tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi uzun sürmedi. Sekiz kişi kendilerini uyaran genci aralarına alıp darp etti. İbrahim abi. Antalya Kemer'de ise karayolunun olmadığı bir koydaki köpeği görenler haber verdi. Köpek kayalıklardan oraya düşmüştü. Belediye ekibi tekneyle koya ulaştı. Tabii biraz açlık ve susuzluktan zor durumda kalmış. Hemen su verdik, biraz yiyecek verdik yanımızda olan. Köpek tekneyle limana getirildi. Kırığı ya da açık yarası yoktu. Detaylı kontrol ve bakımının yapılması için barınak görevlilerine teslim edildi. Yine Antalya'da sahil güvenlik ekibi vücuduna bidonlar bağlayıp Meis Adası'na doğru yüzen birini fark etti. Şüpheli durdurulup bota alındı. Kısa süre sonra da kimliği belirlendi. Cezaevinden izini çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. Firari olarak aranıyordu. Adana çok sıcak. Gençlerin serinlemek için oynadığı tehlikeli oyunun adı ise kanal sefası. Yasak olmasına rağmen kendilerini soğuk suya bırakan gençler karşı karşıya kaldıkları tehlikenin farkında ama umursamadıkları gibi kendilerince dalga da geçiyorlar. Girmek de yüzmek de yasak ama onlar hem yüzüyor hem de buzdolabından yaptıkları kayıkla kanalda gezintiye çıkıyor. Burası sıcağıyla nam salmış Adana. Hissedilen hava sıcaklığı 45 derece. Üreyir gençlerinin serinlemek için tek çareleri ise her yıl onlarca kişinin boğulduğu bu sulama kanalı. Adana sıcaktır ya, mecbur. Serinlemek için atlıyoruz işte. Vallahi yüzmeyi bilen boğulmuyor dayı. Hava 45 derece, yüzmekte ne yapacağız? Havuzlar zaten dolu. Kanal suyu serin ancak bir o kadar da tehlikeli. Hem derin hem de hızlı akıyor. Girildiğinde de kanaldan çıkması bir o kadar zor. İleride de var. Her yere bağladınız böyle. Evet, çıkmak için. Burada kurtulamazsak ileride çıkabiliriz. Gençlerin tehlikeli eğlencesine buldukları eski bir buzdolabı da eşlik ediyor. Buzdolabını tekne yapan gençler sulama kanalında gezintiye de çıkıyor. Serinleten eğlence göze hoş gelse de kanala giren her genç onlar kadar şanslı değil. Çok değil, daha Temmuz ayında aynı kanalda bir yaşıtları boğularak can vermişti. Efendim, güneş ile vücuttaki benler arasında direkt bir ilişki var. Önlem almadan alınan güneş banyosu, güneş ışınına fazla maruz kalmak hem leke hem de ben oluşumuna neden olabiliyor. Güneş ışınları var olan benlerde büyüme ve karakter değişimi de yaratabilir. Korunmanın yolu ise güneş kremi. Güneşten kendimizi koruyabiliyor musunuz? Önleyici krem sürüyor musunuz? Hayır, sürmüyoruz. Dümdüz yaşıyoruz. Kesinlikle koruyorum. Peki sonradan çıkan benlere dikkat ediyor musunuz? Sonradan çıkan benleri çok da fazla yok diye düşünüyorum. Deniz, kum ve elbette güneş, yani güneşlenmek ve bronzlaşmak. Cazip ve keyifli gözükebilir ama cildinizde çıkan benlerin sebebi de olabilir. Bu güneş lekelerinin hepsi de
ileride eğer dikkat edilmezse maalesef kötüye dönüşebilecek risk taşıyabilirler. Benler deriye rengini veren hücrelerin gruplaşmasıyla oluşur. Kimi doğuştandır, kimi sonradan oluşur ama güneş ışınları da güneş lekelerinin yanı sıra benlerin oluşumunu da tetikleyebilir. Mesela burada güneş lekelerinin olduğunu görüyoruz. Bu güneş lekeleri vaktiyle güzel korunmadan yandığını gösteriyor bize. Örnek olarak farklılık gösterecek olursak bir tane de beni var diğer omzunda. Bunu gösterebilirsek. Mesela bu beni de bizim dermatoskopik muayene yapmamız gereken bir ben. Çünkü çevresine, sınırlarına baktığımızda sınırlarının düzensiz olduğunu ve simetrinin olmadığını görüyoruz. Son birkaç yıldır oluştu aslında. Düzensiz güneş koruyucu kullandığım için maalesef. Yine güneş ışınları var olan benlerde büyüme ve karakter değişimine sebep olabilir. Var olan benlerimizin de güneşte ne kadar değişiklik gösterdiği çok önemli. Birincisi hızlı bir değişiklik olması. Bu değişikliğin bir boyutta, iki renkte, üç kenar düzensizliğinde, dört kabarıklıkta, beş ise simetrisinde farklılık var mı? Benlerini bu açıdan hep kontrol etsinler. Güneş lekelerinden ve benlerden korunmanın yolu güneş kremlerinden geçiyor. Ama güneş koruyucunun da yetersiz olduğu zamanlar olabiliyor. Burada da gölge kuralını göz önüne alabiliriz. Gölgemiz bizden uzunsa güneşe koruyucusuz çıkabiliriz rahatça. Gölgemiz bizimle aynı boyutta ya da bizden kısaysa güneş koruyucusuz asla çıkmamamız lazım. Gölgemiz tam altımızda kalıyorsa yani güneş tam tepedeyse güneş koruyucu da bizi korumayacaktır. O durumlarda güneşe çıkmamayı tercih etmemiz lazım. Yazın sonu mutfakta kışlık konserve telaşı demek. Hazırlıklar başladı. Semt pazarları, özellikle domates tezgahları hareketlendi. Domates 10 kilo aldık, fasulye 20 kilo aldık. Yaz mevsiminin yavaş yavaş sonuna yaklaşırken hanımların kışlık konserve hazırlıkları da başladı. Şu anda İstanbul Sarıyer'de bir semt pazarındayız. Bakalım buradaki fiyatlar ne durumda? Domates 15 lira, tarla domates, Çanakkale çok güzel. Harika, konservelik. Pazarda domatesin fiyatı 13 liradan başlıyor, cinsine göre 40 liraya kadar uzanıyor. Pembeler 40 lira. Vallahi herkes ihtiyacına göre çok fazla almıyorlar yani öyle 5 kilo. Tabii fiyatlar yüksek biraz. Yani ucuz olsa daha fazla alırlar. Kapya biber 40, sivri biber ise 50 liradan satılıyor. Fiyatlarımız çok yüksek. Eskisi yıllara oranla daha her yıl daha azaltıyoruz. Eskiden 50 kilo alıyorsak bu sene 5-10 kilo alacağız galiba. Böyle yapacağız. Kışlık konserve yaptım. Kaç kilo ne aldınız? Vallahi benim bahçemde vardı. Biz yukarıda bahçede yapıyoruz, üretiyoruz. Her çıktıkça yapıp atıyorum. Siz çok kârdasınız bu işte. Bence de. Domatesin yanı sıra şu anda konserve yapmak için pazarda en popüler ürünlerin başında barbunya ve fasulye geliyor efendim. Barbunya'nın fiyatı 50 liradan satılıyor. Fasulyenin kilosuysa 35 lira. Domates aldık kışlık, salçalık. Hanımın siparişi herhalde. Hanım da burada zaten arkamda o da. Kaç kilo aldınız, ne kadar? 10 kilodan fazla aldık, 200 lira verdik. Domatesden salça yapıyorum. Taze fasulyeden konserve yapıyorum. Ama o kadar pahalı ki daha alamadım. Her hafta bakıyorum fiyatlar ne olacak diye. Taksit mi alıyorsun? Evet. Yani 2 kilo bir alıyorum, 3 kilo bir alıyorum. Konserve yapacak ama çok pahalı kızım ya vallahi. Ne aldınız? Ya, ne alam ağacık burada 300 lira, 300 mü 400 liralık mal. Kışın çok güzel oluyor. Bir anda hemen böyle hazır işten gelince çocukları doyurmak için hızlı hızlı hareket ediyoruz. Kavanoz kapaklarını değiştiriyor musunuz? Evet, her sene. Ama hiç camları atmıyorum. Her sene aynı şekilde kullanmaya devam ediyorum. Konserve yaparken işin en önemli noktası kavanozların hava almaması gerekiyor efendim. İşte bu yüzden kavanoz kapakları çok önemli. Bu kapakların ezilmiş, eski ve yıpranmış olmaması gerekiyor. Bu kapakların tanesi de şu anda pazarda 2,5 liraya satılıyor. Bunların daha büyük boyu ise 10 lira. Eski kapağı kullandığı zaman hepsi bozulur. Yaptığı yemek boşa gider yani. Bugün kaç tane sattım desem en az 100-200 tane sattım ya. Pazarda kavanozlarsa 15 liradan satılıyor.
Yunanistan pazar gününden beri alevlerle mücadele ediyor. 100 bin dönümünden fazla ormanlık alan kül oldu. Başkent Atina'da felaketin eşiğinden döndü. Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin de katıldığı çalışmaların ardından orman yangınları kontrol altına alındı ama geriye çok büyük bir yıkım kaldı. Yunanistan'da pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın 40. saatin sonunda neredeyse kontrol altına alındı ama geride büyük bir yıkım bıraktı. Atina çevresindeki aktif yangınların neredeyse tamamı kontrol altında. Evlerine geri dönen köy ve kasaba sakinleri ise karşılaştıkları manzaranın şokunda. Έφτασα πρώτη φορά, ήρθα νωρίς την ώρα που καιγόταν η περιοχή και δεν μας αφήσαν να έρθουμε να πλησιάσουμε. 100 bin dönümden fazla alan yangında kül oldu ama risk devam ediyor. Yunanistan, Perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle yüksek yangın alarmında kalacak. Bu büyük yangının adresi ise Amerika Birleşik Devletleri Nevada. 3 kilometre karelik orman alanı sarhoş bir sürücü yüzünden küle döndü. Alkollü sürücü aracında yangın başlayınca yol kenarına çekti. Polis ya da itfaiyeyi aramak yerine ayılmaya çalıştı. Bu sırada alevler çalılığa, oradan da ormana sıçramıştı. Ormanı küle çeviren 40 yaşındaki sürücü gözaltında. İlginç bir araştırma yapıldı sağlıkla ilgili efendim. Beden sağlığı mı, ruh sağlığı mı daha önemli diye soruldu soru. Özellikle Eskişehir'de önceki gün yaşananlar akıllardaydı. Bilgisayar oyununa özenip 5 kişiyi yaralayan gencin ruh sağlığı belki de belirleyici oldu. Büyük çoğunluk ruh sağlığı daha önemli diye yanıt verdi. Ruh sağlığı olunca beden sağlığı da geliyor arkasından bence. Ruhumuz iyisi zaten, o dışa yansıdığını da düşünüyorum. Ortopedik engelliyim bacağımda. Ruh sağlığı olmadan beden sağlığının bir önemi yok. Herkesin gerekçesi farklı ama sonuç neredeyse ortak. 4 kişiden 3'ü ruh sağlığını beden sağlığının önünde tuttu. İlk önce ruh sağlığı önemli ki kendine yararlı, kendi beden ihtiyaçlarını karşılayabilesin. Mesela ben de gözden engelliyim. Mesela %50 gözden engelim var benim de. Ama insanın kafası rahat olmadıktan sonra bence ruh sağlığı yani. Türkiye genelinde bir araştırma yapıldı ve 2024 kişiye ruh sağlığı mı önemli yoksa beden sağlığı mı diye soruldu. Araştırmaya katılanların %73,8'i ruh sağlığını önceliğini aldı. İlk önce ruh sağlığı. Çünkü ruh sağlığınız olmasa beden sağlığını zaten kontrol altına alamazsınız. Ruhumuz kötüyse, hep negatif düşünürsek bedenimizi bir zaman sonra onu zaten dışa vuruyor. Hastalanıyoruz. İnsanda beden sağlığı belki bir şekilde idare edilebilir ama ruh sağlığı biraz daha insan dengesini bozuyor bence. Araştırmaya katılanların %26,2'si yani 530 kişi ise bedensel sağlık daha önemli dedi. Spor yapınca, insan kendine bakınca bedenen zaten ruhen de etkileniyor. Yani ruh sağlığım da beden sağlığım iyi olunca daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Erkeklerin %76,3'ü, kadınların ise %71,4'ü ruh sağlığı daha önemlidir dedi o araştırmada. Beden sağlığı önemlidir diyen erkeklerin oranı %23,7'de kalırken kadınların oranı %28,6. İkisi de birbiriyle bağlı bence. Ruh sağlığı olmasa beden sağlığı da bozulur. Ve Star'ın haberi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saat 19'da görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.